Merhabalar değerli arkadaşlar, çok sevgili takipçilerim, hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Beni şu an izleyen herkese selamlar yolluyorum, sevgiler ve huzur gönderiyorum. Biliyorum birçoğumuz şu an tutulma etkisinde, Akrep Burcu'nda yaşayacağımız Dolunay ve Ay tutulmasının etkisindeyiz ve bugün öğleden sonra o etkiyi daha güçlü hissedeceğiz. Öğlene kadar olan saatlerde ay saatleri söyleyeyim en azından size. 04'te ayın Satürn uyumlu bir açısı var. Bu sabah 5 gibi güzel bir etki var. Saat 11.07'de ay Plüto ile kare yaparak ay boşluğa girecek arkadaşlar. Saat 13.33'e kadar boşlukta kısa bir süre. 13.33'ten sonra Akrep Burcu'na geçerek bizim yaşayacağımız Dolunay'ın ve o güçlü ay tutulmasının etkilerini hayatımıza sokacak. Şimdi bu yorumun hemen devamında özellikle tutulmadan etki alacak burçları hangi alanda etki alacağınızı tek tek kısa kısa bahsedeceğim. Aslında diğer videolarda mutlaka bahsettim ama yine de bu yönde talep geldiği için bundan bahsedeceğim sizlere. Genel olarak güne baktığımızda ise günün öğleden sonra özellikle hiç temel açısı yok. Güzellikler var. Merkür'le var özellikle saat 20 sıralarında. Yine bu da bizim Akrep Burcu'nda olacağı için ay. Şimdi baktığınız zaman ay Akrep'te, Mars Balık Burcu'nda olduğu için bizim biraz daha derinlere indiren bir gündem olacaktır. Su grubu, biraz daha gizlilikle ilgili konular. Mesela gizlilikle ilgili şimdi ben bir çalışma yaptım. Ama tam onu yaparken haberlerde mesela şöyle bir şey okudum. Uzmanlar kara deliği ilk defa görüntüle. Hah dedim, tam akrep tutulması, tam akrep burcu dolunayı aslında işareti bu. Samanyolu galaksisinde mesela kara deliği ilk kez tam olarak görüntülediler. Akrep bilinmeyen derinliklerde olan konuları işaret eder. Yine gökyüzüyle de, yeraltıyla da çok alakalıdır. Böyle bir haber de tam Akrep Burcu'yla alakalı arkadaşlar. Ve bunun yanı sıra da buna benzer arka plan enerjileri, görünmeyen, bilinmeyen kaynaklar da elbette bulunacaktır. Mesela yer altında işte petrol, diğer bize zenginlik atacak kaynaklar, araştırmalar sürüyor zaten. Türkiye'de de biliyorsunuz birçok gemimiz var. Petrol arıyorlar şu an kendi denizlerimizde. İnşallah böyle güzel haberleri de duyacağımızı söyleyebilirim sizlere. Ve onun yanı sıra da bugün, şimdi Ay Akrep Burcu'na geçiyor öğleden sonra arkadaşlar. Hepimizin hayatında bir para derdi başlayacak. Özellikle ödemeler, finansal konular biraz sıkıştırabilir. Tabii gün içinde belki olmaz ama hafta sonu belki daha çok yaşarız bunu. Çünkü günün ilk yarısında çok öyle açısı yok Akrep Burcu'na geçen ayın. Şimdi şöyle olabilir. Banka, finans, krediler, borçlar, ödemeler, işte emeklilik, vergilendirme sistemleri ki vergilerle ilgili önemli gelişmeler olacağını söyleyebilirim. Biraz da hayat pahalılığı artma olasılığı yükseltecek bu enerji. Onun yanı sıra da mesela bizim hayatlarımızda burçlara ne getirecek? Hemen şimdi onları söyleyeceğim sizlere. Bugün için vereceğim bir saat var, 05 güzel değerlendirebilirsiniz. İkinci saatim ise 18.46, 19.56. Bu saatler arasında da yine kendinizi iyi hissetmek istediğiniz ne varsa yapabilirsiniz. İletişim kurun, güzelleşin, haberleşin veya böyle önemli konularda meditasyon yapın. Bu saati değerlendirebilirsiniz. Şimdi burçlara geçiyorum hemen. Akrep Burcu'ndaki bu tutulmadan direkt olarak hangi alanda hemen bugün itibaren hayatınıza çalışacaktır? Mesela koçlar özellikle 8. evlerinde olduğu için tabii ki direkt para, finans, ödeme kaynakları hayatınızda çalışacaktır. Krediler, borçlar, vergiler, aileye ait bazı gayrimenkullerle ilgili de miras paylaşımları da bu arada hayatınızda söz konusu olabilir. Boğalar ve yükselen burcu boğalar arkadaşlar 7. evinizde direkt ilişkiler, ortaklıklar, evlilik veya iş projeleri, bunlarla ilgili bazı krizler yaşatabilir açıkçası. Tabii doğum haritasının aldığı etkiye göre ama evlilikle ortaklıkla ilgili çok önemli değişimler getirecek hayatınıza. İkizler ve yükselen burcu ikizler olan arkadaşlar, sağlığınızla ilgili konular bugün ve önümüzdeki 2 gün, aslında önümüzdeki 15 gün daha çok gündemimiz olacak. Günlük hayat, işle ilgili temel konular, çalışma hayatınız mesela. Oradaki değişimler söz konusu olabilir. Evcil hayvanlar olanlar için de yine burada bir takım değişiklikler söz konusu olabilir. Yengeç ve yükselen burcu yengeç olan arkadaşlar, en fazla tutulma 5. evinizde olduğu için çocuklarla ilgili, aşk hayatı ile ilgili ve finansla ilgili konuları getirebilir. Sanatsal bakımdan
etki alıyorsunuz. Yaratıcılığınız çok güçlü. Aslında en iyi etkilerden birinde de sevgili yengeçler siz alıyorsunuz. Değerlendirin. Genç yengeçler kesinlikle aşk hikayelerine hazır olsunlar. Aslanlar, yükselen burcu aslan olan sevgili arkadaşlar, tutulma dördüncü evinizde. Ailenizi ilgilendiren her şey sizi de ilgilendirecek. Ev içindeki değişimler, ev yerleşim yeri, alım satım gayrimenkuller gibi alan güçlü. Bu alan uzun bir süre sizi meşgul edebilir. Başak ve yükselen burcu Başak olan arkadaşlar 3. evinizde. Bugün yarın öbür gün ay tutulma burada. En fazla yakın çevre iletişimlerine siz kuracaksınız. Yeni bir girişim, yeni bir başlangıç için en hazır burçsunuz. Belki yakın çevre ve kardeşlerinizle ilgili konular daha fazla gündeminize yer alır. Terazi ve yükselen burcu terazi olan arkadaşlar, tabii ki para ile ilgili en güçlü gelişmeyi siz yaşayacaksınız. Para evinizde beklentinizin dışında bir takım paralar veya harcamalar, gelir ve gider dengenizde bir takım değişiklikler bekliyorsanız çok güçlü bir değişim olma olasılığı var. Belki miras, belki anne babadan gelebilecek herhangi bir yardım da söz konusu olabilir. Akrepler, tabii ki yükselen burcu akrep olan arkadaşlar, en güçlü etki alıyorsunuz. Zaten burcunuzda bir tutulma. Bundan önceki tutulma videosunda doğum tarihleri de vermiştim. Daha detaylı dinlemek isteyen akrepler ve diğer arkadaşlar oradan lütfen dinleyin. Ben şu an sadece kısaca özetliyorum sizlere. Hayatındaki her alanda önemli bir dönüşüm zamanı yaşıyorsunuz. Kendinizle, hayatınızla ilgili önemli kararlar zamanındasınız. Bir doğum haritanıza baktığınızı öneririm. Yay ve yükselen burcu yay olan arkadaşlar. Evet, 12. eviniz çok güçlü. Gizlilikle ilgili konular, kendinize ayırdığınız özel hayatınız belki daha çok gündemde olabilir. Bu konular konuşulabilir. Eş veya ortaklı işlerde olabilir bu. Veya iş hayatınızla ilgili bir takım konuları öğrenebilirsiniz. Oğlaklara geldiğimizde, oğlak ve yükselen burcu oğlak olan arkadaşlar, 11. evinizde bu tutulma. Bu biraz sizin arkadaş çevrenizle ilgili olabilir. Oradaki gelişmeler daha çok. Yani direkt etki almıyorsunuz. Ama yeni tanışmalar, yeni bir takım hayatınıza girecek insanlar da önemli rehberlikler getirecek size. Sosyal çevreniz genişliyor yani. Kovalar ve yükselen burcu kova olanlar, evet 10. evinizde bir tutulma. Kariyerle ilgili hedeflerinize önemli başlangıçlar, girişimler varsa onların sonuçlarını bekleyebilirsiniz. Çok önemli kararlar almak üzereyseniz de bir doğum haritanıza baktırmanızı öneririm. Tüm sabit grup burcu olan arkadaşlar, akrep, boğa, aslan ve kovalar, tabii ki birinci derecede etki alıyorsunuz. Ülkemiz de birinci derecede etki alıyor. Her videoda zaten söylüyorum, finansla ilgili mali konular aslında biraz daha böyle krizli bir şekilde hayatımıza gelme olasılığı var. Dünya üzerinde de zaten ekonomik bir kriz var arkadaşlar. Bütün astrolog arkadaşlar zaten bunları söylüyorlar. Ben daha çok uçlar üzerinde durmaya gayret ediyorum. Evet, bu bizim hayatımızda bazı olumsuzlukları getirirken çok önemli sınavlar vereceğiz. Ve arkadaşlar gerçekten hayatımıza büyük dertlerden de bizi kurtaracak, sakın unutmayın. Oh diyeceğiz, kurtulduk, büyüklerimizden kurtulacağız, dertlerimizden kurtulacağız aslında. Öyle düşünün lütfen. Bu tutulma hepimize çok iyi gelecek, bak görürsünüz. Deniz demişti dersiniz diyorum. Evet, yarın tekrar görüşmek üzere diyorum sevgili arkadaşlar. Bugünü biraz daha rölantide geçirmenizi tavsiye ederim. Tutulma günleri biraz stres ve gerginlik olayı yüksek olur genel olarak hepimizde. Bu tabii ki akrep olduğu için çok daha duygular üzerinde baskı kuracaktır eminim ki. Ve bizi çok daha geçmişe götürecek. Geçmişte yapılmış hatalar, geçmişte uğranılmış haksızlıklar, biraz kin ve öfke duygusunu da kabartabilir. Lütfen buna da müsaade etmeyin. Çünkü Merkür de retro, çok değerli arkadaşlar. Böyle nacizane tavsiyem. Çünkü o kadar yüksek bir su elementi var ki, özellikle bugün de çok yüksek su elementi gökyüzünde, daha fazla duygularımızla hareket edeceğiz. Dürtüsel davranmayın. Duygularımızı yanıltabilir. Yanlış adımlar, yanlış kararlar verebiliriz sevgili arkadaşlar. Evet, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ve yarın tekrar görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.